güzel Eskişehir böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz sevgili Eskişehirliler? Sizlere İzmir'in selamını getirdik. Camlarından, balkonlarından, iş yerlerinden, Sıhhiye Meydanı'nda bulunan sevgili Eskişehirliler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanacak bir Türkiye mitingine hoş geldiniz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz milletçe. İzin verirseniz sizlere hemen aramızda bulunan parti yöneticilerimizi, milletvekillerimizi takdim edeceğim. Ardından sizleri yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı, Anadolu'nun Kemal'i, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakacağım. Türkiye geliyor, gelin oy verin diyoruz. Han Belediye Başkanımız Erdal Şanlı aramızda. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç. Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oy verin, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe sevgili Eskişehirliler, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal'in ebedi istirahatgahının, Anıtkabir'imizin emekli komutanı, Genel Başkanımızın özel danışmanı Doktor Recep Cengiz aramızda. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oy verin, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Mahmudiye Belediye Başkanımız İshak Gündoğan aramızda. Gitsinler diyoruz. Sizlerle bizleri buluşturan Eskişehir İl Başkanımız Halil Ersen Yeniceli. Milletçe alkışlıyoruz. Televizyonlar aracılığıyla kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sevgili Eskişehirliler, Gençlik Kolları Genel Başkanımız İrfan İnanç Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi Halit Toraman. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oy verin, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Şimdi belediye başkanlarımızdan, milletvekillerimizden rica ediyorum, bu platformu boşaltıyoruz hep birlikte. Sevgili Eskişehirliler, şu bayraklarınızı, pankartlarınızı bir aşağı indirir misiniz lütfen, rica ediyorum. Balkonlarından, teraslarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanacak bir Türkiye iktidarının mitingini izleyen sevgili Eskişehirliler, Eskişehir'in temiz ellerini bir gösterir misiniz? Görsün dost düşman. Sevgili Eskişehirliler, Cumhuriyete zulmeden malum zihniyeti bir alkışlar mısınız? Milletçe alkışlıyoruz. Avuçlarınız patlarcasına milletçe alkışlıyoruz. 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 Milletçe alkışlıyoruz. Sevgili Eskişehirliler, özgürlük, kardeşlik ve demokrasi için geleceği birlikte kurmaya hazır mısınız? Güçlü bir Türkiye istiyor musunuz? Güçlü bir demokrasi istiyor musunuz? Peki güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı istiyor musunuz? İstiyor musunuz? O zaman ben sizlere acıda kahırda çekmiş geliyor, güneşten boşanmış
kopmuş geliyor. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan lider. Türkiye Sosyal Demokratlarının tek lideri. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı, Anadolu'nun Kemal'i, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben sizleri baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. O da olacak inşallah. Allah'ın izniyle başbakan olacağım ve ülkenin sorunlarını çözeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yürüyoruz. Kararlılıkla yürüyoruz. Adım adım yürüyoruz. İktidara yürüyoruz. Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Eskişehir'de olmaktan, sizlerle beraber olmaktan gerçekten de onur ve gurur duyuyorum. Gönüllerimiz birlikte, yüreğimiz birlikte, hiçbir ayrım yapmadan. Eskişehir'le kim gurur duymaz? Bütün Türkiye gurur duyuyor. Eskişehir'i yaşanacak bir kent haline getiren Yılmaz hocamız. Hakkını verelim. Hakkını verelim. Sadece bir Türkiye değil, bir dünya markası haline getiren Yılmaz hocamız. O nedenle onunla ne kadar övünsek azdır. Diyorlar ya, CHP ne yaptı? Ne yaptığını görmek istiyorsan gel Eskişehir'e kardeşim. Görürsün ne yaptığımızı. Hatta garip bir durum. Yılmaz Hoca'nın yaptıklarını biz yaptık diye satıyorlar. İnsaf ya, insaf. Sandığa gideceğiz, sandıkta tepkimizi göstereceğiz. Siyasette kavga istemiyorum. Kavga olmasın istiyorum. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Eskişehir'den sesleniyorum. Benim başbakanlığımda siyasette kavga olmayacaktır. Benim başbakanlığımda vatandaştan topladığım her kuruş verginin hesabını vatandaşa vereceğim. Benim başbakanlığımda oy versin vermesin hiçbir vatandaşımı ötekileştirmeyeceğim. Benim başbakanlığımda herkese eşit muamele yapacağım. Herkesin benim başımın üstünde yeri var diyeceğim. Onlar böldüler. Böldüler. Ben böldürmeyeceğim. Onlar kavga istiyorlar. Ben kavga etmeyeceğim. Dikkat edin. Hiç onlara cevap vermiyorum. Hiç dikkate almıyorum. Benim sorunum, benim derdim vatandaşın derdidir. Vatandaşın derdini çözeceğim ben. Onun derdine derman olacağım ben. Allah bağışlasın. Aramızda çok sayıda kadın kardeşimiz var. Anneler merhaba, iyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? Anneleri seviyoruz. Onları baş tacı yapıyoruz. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Cennet anaların ayaklarının altındadır diyor. Bu kadar
bu kadar yüce ve bu kadar değerlisiniz. Ben 17 milyon yoksulumuz var. Bunu içime sindiremiyorum. O nedenle anneler, yoksulluğu en derinden yaşayanlar annelerdir. Evde işsiz varsa huzursuz olan annelerdir. Akşam çocuklarının karnını doyuramıyorsa acıyı çeken annelerdir. 17 milyon yoksulumuz var. 3 milyon 750 bin hanede oturuyorlar. 3 milyon 750 bin. Eskişehir'den, bu meydandan, bu güzel insanların huzurunda 17 milyon yoksul yurttaşıma açık ve net şunu söylüyorum. Sevgili kardeşim, açlık çektiğini biliyorum. İşsizlik çektiğini biliyorum. Çocuklarının yeteri kadar beslenemediğini biliyorum. Annelerin evde acı çektiğini biliyorum. Senden sadece bir şey istiyorum. Sadece bir şey. 7 Haziran'da sandığa git ve CHP oyunu ver. Gerisini düşünme. ...17 milyon kardeşime söylüyorum. Gerisini düşünmeyin. Ben sizden birisiyim. Ben Anadolu'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyde doğdum. Açlığı bilirim. Yoksulluğu bilirim. İşsizliği bilirim. Ankara'daki beyler bilmez. Onlar altın kaplı klozetlerde oturmaya o sürece geçtiler artık. Ben sizden birisiyim. Sizin hakkınızı savunacağım. Ankara'daki beylerin çocukları KPSS sınavına girmez. Ama sizin çocuklarınız girer ve atama bekler. Ne zaman bana sıra gelecek diye. Sizin çocuklarınıza ancak sıra CHP iktidarında gelir. Halkın iktidarında gelir. Söz veriyorum. 17 milyon kardeşime söz veriyorum. CHP iktidarında hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Hiçbir ailenin yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceğiz. Yoksul hanelerde kadına diyeceğiz ki git bankada bir hesap aç. Hesabını açacak. Her ay en az 720 lira para onun banka hesabına yatacak. O da işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidip parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Söyledim ya, benim ahlak anlayışımda da, aldığım terbiyede de, inancımda da temel felsefe şudur. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. O nedenle bütün kadınlara sesleniyorum. Bütün kadınlara. Size seçme ve seçilme hakkını veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sizi birinci sınıf yurttaş konumuna getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kadın erkek eşitliğini sonuna kadar savunan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Gelin evinize yeni bir hamle yapın. Yeni bir çıkış yapın. Sizin yoksulluğunuzu sömüren, inancınızı sömüren insanlara prim vermeyin. Deyin ki adaleti, hakkı, huzuru CHP'de buldum. CHP'ye gelin, hep beraber huzur içinde yaşayalım. Şimdi bir propaganda yapıyorlar. Efendim, CHP iktidara gelirse sosyal yardımları kesecekmiş. Niye keselim? Niye keselim? Eskişehir'den söylüyorum. 77 milyon yurttaşım duysun. Asla ve asla sosyal yardımların hiçbirisini kesmeyeceğiz. Tam tersine CHP iktidarında sosyal yardımları en az iki katına çıkaracağız. En az iki katına. ...13 yılda... ...17 milyon yoksul yarattılar. 13 yılda. Ben, sevgili Eskişehirliler, sadece ve sadece 4 yıl yetki istiyorum.
4 yıl yetki verin, yoksulluğu bitireceğim. Bu güzel topraklarda, bu güzel ülkede bayrağımın altında bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Ben bunun kararlılığı içindeyim. Yetki verin, sorunları çözeceğim. Yetki verin, yetki verin, Türkiye'yi şaha kaldıracağım. Söz Kılıçdaroğlu sözü, namus sözü. Şeker fabrikalarına sahip çıkıyorum. Hiç endişeniz olmasın. Hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecektir. Bütün şeker fabrikalarını yeniden ama yeniden modernize edeceğiz. Kendi şekerimizi kendimiz üreteceğiz. Kendi şeker pancarımızı kendi köylümüz ekecek. Kotaları da kaldıracağız. Dedim ya, ben Türkiye'yi şaha kaldıracağım. Söz verdim, söz verdim. Onlar milleti perişan ettiler. Ankara'daki beyler. Buradan geçen seçimlerde iktidar partisine oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. 3 yıldır iktidardalar. 3 ayrı dönem. 3 ayrı dönem. 13 yıldır iktidardalar. 2002'de oy verdiğiniz parti şimdi yok. 2002'de diyorlardı ki yoksulluğu bitireceğiz. 17 milyon yoksulumuz çıktı. Yolsuzluğu bitireceğiz. Gülüyorsunuz değil mi? Gülüyorsunuz. Ben de gülüyorum. Sözde yolsuzlukları bitireceklerdi. Hepsi bu işin uzmanı oldular. Malı götürme uzmanı. Ne diyorlardı? Yasakları kaldıracağız. Yeni yasaklar geldi. On üç yıldır iktidardalar. Oy verdiğiniz, inanarak oy verdiğiniz, güvenerek oy verdiğiniz o parti şimdi iktidardaki parti değil. Artık garip kurebanın, fakir fukaranın partisiyim deyip milletten oy aldı. Ne garip kurebanın, ne fakir fukaranın partisi değil. O parti rantın partisidir, köşeyi dönenlerin partisidir. Alın teri yiyenlerin partisidir. O nedenle oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Senin inancını sömürdüler. Senin manevi duygularını sömürdüler. Artık yeter demenin zamanıdır. Artık şahlanmanın zamanıdır. Artık kul hakkı yememenin zamanıdır. Artık CHP'nin zamanıdır. Aramızda çok sayıda genç kardeşim de var. Emekliler de var, geleceğim ama gençlerimiz de var. Eskişehir gençlerin şehri aslında. Sokaklarında insanların özgürce gezdiği bir kent. Gençler, sizin için getirilen bütün yasakları kaldıracağım. Hele hele, hele hele 12 Eylül darbe hukukunun kalbi olan YÖK'ü de kaldıracağım. Gençlerin üniversitelerde yönetimde söz ve karar sahibi olmalarını sağlayacağım. Gençler için öğrenciyken kredi alıyorsunuz. Mezun oluyorsunuz. Bir süre sonra kredi borcunu ödeyeceksiniz. Ama işe girmemişsiniz. Sizden zorla para istiyorlar. E işe girmedim ki para vereceğim. Bunu düzelteceğim. İşe girdikten sonra kredi ödemeleri başlayacak. O konuda da bütün genç kardeşlerime söz veriyorum. Hiç endişe etmeyin. İş garantili eğitim sistemini başlatacağız. İş garantili eğitim. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri kuracağız. Öğrencimiz hem okuyacak
hem stajını yapacak. Mezun olduğu zaman da işe hazır olacak. Bunu sanayicilerle, KOBİ'lerle işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. İkinci öğrenimde az önce bir arkadaşımız söylüyordu. Harçlar var. O harçları da kaldıracağız. Hiç endişe etmeyin. Onların devlet bütçesi içindeki yeri çok küçük. Çok küçük. Ben isterim ki bütün çocuklarımız üniversiteye gitsin. Ben isterim ki bütün kızlarımız üniversiteye gitsin. Okusunlar, yetişsinler. Daha iyi bir dünya özlemini gerçekleştirsinler. Bunun mücadelesini yapacağım. Ankara'daki beyler, Ankara'daki beyler gençleri potansiyel suçlu olarak görüyorlar. Olur ya, ya bir şey yaparsa, ya adı üstünde delikanlı kardeşim, yani yanlış bir şey yapsa ne olur? Düzelteceğiz, düzelteceğiz. Her insan hata yapabilir, çocuklarımız da yapabilir. Biber gazıyla, bombayla, sopayla, balyozla, bilmem jopla çocuklarımızın üstüne gitmek doğru değil. Onları kazanmamız lazım. Onları kucaklamamız lazım. Onlar bizim çocuklarımız. Hiç endişe etmeyin. Gençlerin halinden ben çok iyi anlarım. Çok iyi bilirim. Size sevgili gençler, size Türkiye'nin umudu olarak bakıyorum. Türkiye'nin geleceği olarak bakıyorum. Türkiye'nin umudu olarak siz çalıştığınız sürece, ürettiğiniz sürece bu ülke size minnet duyacaktır. Çünkü bir ülkenin geleceği gençlerdedir. Unutmayın, Gazi Mustafa Kemal'in gençlere hitabesini asla unutmayın. Aramızda emekliler de var. Emekli kardeşlerim, dedim ki Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye vereceğim. Verelim mi? Vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ankara'daki beyler itiraz ediyorlar. Parayı nereden bulacaksın? Emekliye niye veriyorsun? Başka kişiler dururken, yandaş dururken, saray dururken niye emekliye verelim diyor. Emekli zaten ikinci sınıf yurttaş diyor. Emekliye vermesek de emekli oy verir diyor bize. Bin sırtına vur ensesine tokatı gene gelir bize oy verir diyor. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? 7 Haziran'da emekli kardeşlerim Ankara'daki beylere ders verecek mi? Söz mü? Söz mü? Ben size söz verdim. 11 milyon emekli kardeşime, dul ve yetime ve gazilere ve şehit yakınlarına söz verdim. Ramazan bayramında, Kurban bayramında huzur içinde geçireceksiniz bayramınızı. Size birer maaş, ikramiyeyi çatlasalar da, patlasalar da vereceğim. Dünyanın en ayıp sorusunu soruyorlar. En ayıp sorusunu. Emekliye parayı nereden vereceksin? Sanıyorlar ki emekliye her ay 10 bin lira para vereceğiz. Ya ne veriyoruz emekliye? Zaten aldığı ya 350 lira, 450 lira, 500 lira, 1000 lira, 1200 lira alıyor. 8 milyon emekli 1000 liranın altında aylık alıyor. O parayı nereden bulacaksın diye soranlara gerçekten sormak istiyorum. Sen ayda 1000 lirayla geçinebilir misin? Bir dene bakalım. Al bakalım 1000 lirayı. Geçinemiyor, geçinebiliyor musun? Kendilerine gelince para var. Yandaşa gelince para var. İhaleye gelince para var. 2 milyon Suriyeli kardeşimize 5,5 milyar dolar para var. Emekliye gelince para yok. Niye yok?
11 milyon emekli kardeşime söylüyorum. Madem ki sana diyorlar para yok, sen de diyeceksin ki vallahi kusura bakma 7 Haziran'da benden sana 10 yok diyeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Bir de diyorlar ki emekli refah içinde yaşıyor, öyle mi? Emeklinin bir eli yağda bir eli bağda diyorlar. Efendim emekliye iki maaş ikramiye verince emekli gidecek İsviçre bankalarında hesap açacak diyorlar. Onların öyle bir alışkanlığı var ya. Emekli ne yapacak Allah aşkına? Aldığı parayla gidecek bakkala, manava gidecek, pastaneye gidecek. Kurban bayramında kurbanını kesecek, torunlarından kaçmayacak, onlara harçlık verecek. Kim kazanacak? Esnaf kazanacak. Kim kazanacak? Toptancı. Kim? Sanayici. Kim? Türkiye. Kim? Eskişehir kazanacak. Kim kaybedecek? Hortumcular kaybedecek. Hortumcular. İki propaganda daha yapıyorlar. Efendim Kılıçdaroğlu ikramiye verecek ama sadece bir yıl için verecek Ramazan ve Kurban Bayramı'nda. Böyle saçma bir şey olur mu? Her bayram, her Ramazan, her Kurban Bayramı çıkaracağımız bir numaralı kanundur. Üç maddelik bir kanundur. Kanunun asıl maddesi Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye verilir. Nokta. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Size kanunun içeriğini de söyledim. Üç maddelik bir kanun. Çıkaracağız. İlk çıkaracağımız kanun Temmuz ayında inşallah Allah izin verirse aylıklarınızı alacaksınız. İkramiyenizi alacaksınız. İkinci bir propaganda. Efendim diyorlar ki Kılıçdaroğlu emekliye ikramiyeyi verecek ama Bağkur emeklilerine vermeyecek. Ya Bağkur emeklisi zaten en düşük maaşı alan. Ona vermeyip de kime vereceğiz? Bağkurlu esnaf kardeşim. Sen de iş meraktan mı? Bunlara da inanma. Ama ben sana bir gerçeği söyleyeyim. 77 milyon yurttaşım da duysun. Herkese Ramazan bayramında, Kurban bayramında her emekliye ikramiye var. Tek istisnası milletvekili emeklileri bundan yararlanamayacak. Nokta. Onların aldığı aylık yüksek. Dolayısıyla biz önce düşük aylık alanları düşünüyoruz. Önce ne dedik? Üreteceğiz. Sonra hakça bölüşeceğiz. Biz kimin geleneğinden geliyoruz? Mustafa Kemal'in ve Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. Ne diyordu rahmetli Ecevit? Ne ezen, ne ezilen, insanca hakça bir düzen diyordu. İnsanca hakça bir düzeni kuracağız. CHP iktidarında hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımı kucaklayacağım. Yeni bir anlayışı siyasete getireceğim. Yeni bir anlayışı. Herkesi kucaklayan, bu ülkede bahar havası estireceğim. Bu ülkeye bereketi getireceğim. Aç ve açıkta kimsenin kalmaması için mücadele edeceğim. Her evde bereket, her evde huzur olacak. Hiçbir vatandaşımı sen bizim partiden değilsin diye suçlamayacağım, ötekileştirmeyeceğim. 77 milyonu baş tacı yapacağım. Dedim ki dedim ki
Refahı tabana yayacağız. Büyümeden kalkınmadan herkes nasibini alacak. Aç ve açıkta kimse kalmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi de getireceğim. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğim. Türkiye'nin vatandaşları üçüncü sınıf demokrasiye layık değil. Birinci sınıf demokrasi, düşünce özgürlüğü, basın üzerindeki baskılar, bunların tamamını kaldıracağız. Avrupalılar da diyecekler ki, evet, CHP iktidarında Türkiye'de birinci sınıf demokrasi vardır. Almanya'da ne varsa, Fransa'da ne varsa, Japonya'da ne varsa, Norveç'te ne varsa birinci sınıf demokrasi bu ülke içinde olacak. Bunu getireceğim, sözüm sözdür. Kılıçdaroğlu sözüdür. Eskişehir aynı zamanda bir tarım kenti. Çiftçileri biliyoruz. Dertlerini de biliyoruz. 13 yılda nasıl bir memleket bıraktılar? 13 yılda iki Trakya büyüklüğünde alanı çiftçi ekmiyor. Çünkü zarar ediyorum diyor. Mazot pahalı diyor. Diyorlar ya, biz dünya lideriyiz. Arada bir diyorlar, biz dünya lideriyiz. Ankara'da oturan beyler. Birkaç konuda dünya lideriler. Doğru. Bakın, doğruya doğru, eğriye eğri. Altın kaplamalı klozette dünya lideriler. Hiç. Hiç. İş kazasında ölümlerde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Çiftçiye mazot dünya lideri. 4 liradan satıyorlar. 4 liradan. Ne olacak peki bu çiftçi? Nasıl üretecek? Nasıl kazanacak? Toprak mahsulleri ofisini de kapattılar. Çünkü beylerin işine gelmiyor. Acımasız tüccara teslim etmek istiyorlar. Biz ne yapacağız? Dedim söz. Çiftçi kardeşim, sözüm söz. Senin için mazotu 1,5 lira yapacağım. Söz, Kılıçdaroğlu sözü. Ona da itiraz ediyorlar. Nasıl verirsin diyorlar çiftçiye. 1,5 liradan. E kardeşim, sen gemilere 1 lira 21 kuruştan veriyorsun. Ben de çiftçiden 1,5 liraya veriyorum. Tam tersine senin gemilerinden daha pahalıya veriyorum çiftçiye mazotu. Niye itiraz ediyorsun? Çiftçi üretmesin diyor. Çiftçi muhtaç olsun diyor. Aç kalsın diyor. Ben de yoksulluğunu sömüreyim diyor. Çiftçi kardeşim, hiç meraklanma. Ne derlerse desinler, mazotu sana 1,5 liradan vereceğim. Söz, sözüm sözdür. Onlarla aramızda anlayış farkı var. Onlarla aramızda Ağrı Dağı kadar fark var. Onlar yakutta, pırlantada, incide vergiyi sıfırlıyorlar. Ben de çiftçinin mazotunda sıfırlıyorum. Aramızdaki böyle bir farkı bütün çiftçi kardeşlerim öğrensin. Ben üretenden yanayım, o başka bir şeyden yana. Ben alın terinden yanayım, o başka bir şeyden yana. Neden yana? Altın kaplamalı klozetten yana. Hiç endişe etmeyin. Şimdi lütfen arkadaşlar, lütfen, lütfen, lütfen. Sizden iki konuda söz istiyorum. İki konuda. Ama ona geçmeden önce şöyle bir propaganda daha yapıyorlar. Efendim CHP iktidara gelirse herkesin yaşam tarzıyla uğraşacak. Yok şu başörtülü, yok şu mantolu, yok şunu giydi, yok bunu giydim. 77 milyon yurttaşım duysun. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Kim duyacaksa duysun. Kılıçdaroğlu olarak Türkiye'ye sesleniyorum.
bütün mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz. İnsanı en değerli varlık olarak kabul ettik, aynı düşünceyi sürdüreceğiz. Kimsenin inancını siyaset konusu yapmadım. Kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmadım. Kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmadım. İnsanı en değerli varlık olarak gördüm. Ve insana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu biliyorum ve yaşıyorum. O nedenle söylüyorum. Bu tür propagandalara inanmayın. Eski algılarınızı bir tarafa bırakın. Yeni bir güne, yeni bir başlangıca, yeni bir sayfaya ihtiyacımız var. Soyulmaktan bu millet bıktı. Soyulmaktan. Yalandan bu millet bıktı. Kavgadan bu millet bıktı. Yolsuzluktan bu millet bıktı. Yeni bir sayfa açalım. Temiz bir siyaset. Düzgün bir siyaset. Namuslu bir siyaset. Halka hesap veren bir siyaset. Türkiye'yi büyüten bir siyaset. Üretime, alın terine değer veren bir siyaset. Her inanca saygı gösteren bir siyaset. Her yaşam tarzına saygı gösteren bir siyaset. Adres CHP. Adres CHP. Adres Altok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi. Benim saray merakım yok. Benim köşeyi dönme gibi bir hastalığım yok. Benim yandaşı zengin etme gibi bir düşüncem de yok. Ben açlıktan ölen Kübra bebeği unutmadım. Ben onun yanındayım. Ben zatürreden, gece konduda camı kırık olduğu için kışın zatürreden ölen Ayaz bebeği unutmadım. Ama o Ankara'da oturan beyler talkını verdiler, salkımı götürdüler. Onlar unuttular. Çünkü onlar milletten koptular. Milletten koptular. Sizden iki söz istiyorum. İki söz. Bir. 7 Haziran'da sandığa gidecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Birinci sözü aldık. Geliyoruz ikinci söze. Birincisi biraz daha kolay. İkinci söz biraz daha zor olabilir. Sandığa giderken geçen seçimlerde şu veya bu nedenle herhangi bir vatandaşımız eğer CHP'ye oy vermemişse o vatandaşımızı ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki gel kardeşim, Kılıçdaroğlu diyor ki 4 yıllık süre istiyorum. Adam gibi yöneteceğim. Namusla yöneteceğim. Adam gibi yöneteceğim. Güzel Türkiye'de aç açıkta kimseyi bırakmayacağım. Yoksulluğu bitireceğim. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Taşeron belasından kurtaracağım. Asgari ücreti 1500 lira yapacağım. Bunları söylüyor. Gel kardeşim beraber gidelim. Bu kez CHP'ye oy verelim diye ikna edeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Eğer derse ki niçin vereyim? Diyeceksiniz ki 13 yıl kredi açtık. 13 yıldır tek başına iktidardalar. 13 yıldır önlerinde hiçbir engel yoktu. 13 yılın sonunda ne oldu? 17 milyon yoksulumuz oldu. 13 yılın sonunda ne oldu? 6 milyon 250 bin işsizimiz oldu. 13 yılın sonunda ne oldu? 2 milyon Suriyelimiz oldu. 13 yılın sonunda ne oldu? 350 bin atama bekleyen öğretmenimiz oldu. 13 yılın sonunda ne oldu? 2 Trakya büyüklüğünde alanı çiftçi ekmiyor. E bunları yapan bunlar. Yani Ankara'daki beyler. Yani köşeyi dönenler. Yani yoksulu düşünmeyenler. Yani ezilenleri düşünmeyenler, yani işçileri düşünmeyenler. E Kılıçdaroğlu diyor ki ben herkesi düşünüyorum.
ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Hiçbir ayrım yapmadan hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Gel kardeşim, 13 yıl değil 4 yıllık süre için Kılıçdaroğlu'na yetki verelim diyeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Asgari ücreti 1500 lira yapacağım dedim. O Ankara'da oturan beylerden birisi diyor ki, işçiye 1500 lira vermek işçi için zulümdür. Lafa bakın. İşçi için zulümdür diyor. Ben de o beyefendiye dedim ki, sen ayda 14 bin lira net para alıyorsun. 14 bin. 14 bin lira para alırken zulüm değil de ben işçiye 1500 lira verince mi zulüm oluyor? Hesabını soracağız. Hiç meraklanmayın. Aç ve açıkta kişi bırakmayacağız. Asgari ücreti de 1500 lira yapacağım. Koşuyorlar beni işverenlere şikayet ediyorlar. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu dedi ki asgari ücret 1500 lira olacak. Siz niye itiraz etmiyorsunuz? E sen itiraz et. Cesaretin varsa çık karşıma. Oturup seninle uygar iki insan gibi tartışalım. Neden ben asgari ücreti vereceğimi anlatacağım. Sen de neden asgari ücrete zam yapmayacaksın? Sen de onu anlat. Gelebilir mi? Gelemezler ve konuşamazlar. Gelemezler ve konuşamazlar. Geliyorum. Emeklilikte yaşa takılanları biliyorum. Sorununuzu çözeceğim. O konuda parlamentoya bir kanun teklifi de verdik. Parlamentoda duruyor. Ona bakın, hiç endişe etmeyin. Asubayların sorunu gayet iyi biliyorum. Onların Ankara'daki bütün toplantılarına katıldım. Hiç endişe etmeyin. Ne söyledim? Ben ezilenlerin başbakanı olacağım. Yoksulun başbakanı olacağım. Garibin başbakanı olacağım. İşçilerin başbakanı olacağım. Üretenlerin başbakanı olacağım. Hiç endişe etmeyin. Ben bağımsız, çağdaş, uygar Türkiye'nin başbakanı olacağım. Ama verdiğiniz sözü tutacaksınız. Söz! 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 Ben de Eskişehir'den söz veriyorum. Gün bir saat diyorsanız bir saat. 12 saat diyorsanız 12 saat. 36 saat diyorsanız 36 saat. Sizin için, çocuklarımız için, torunlarımız için, ülkemiz için, bayrağımız için çalışacağım. Alın teri dökeceğim. Emek harcayacağım. Dökeceğim her alın teri size helal olsun diyeceğim. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımıza, sevgili Eskişehirliler. Sayın Genel Başkanımızın verirseniz 25. dönemde güzel Eskişehir'i temsil edecek milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Birinci sıra milletvekili adayımız Gaye Usluer. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Türkiye medyasının yüz akı, gazeteciliğin boynunu eğdirmemiş bir isim. Mesleğini zirvede bırakıp tecrübe ve birikimiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmuş Utku Çakır Özer. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Üçüncü sıra milletvekili adayımız Cemal Okan Yüksel. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Dördüncü sırada Erman Göler. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın. Beşinci sıra milletvekili adayımız Metin Tomsok. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Altıncı sırada Erdal Çakıcıer. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. İl Başkanımız Halil Ersen Yeniçeli'yi. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz.
Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Cephebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurdu, Mahmudiye Belediye Başkanımızı da davet ediyorum buraya. Ve Genel Başkan Yardımcımız, örgütlerden sorumlu, ön seçim mimarı Tekin Bingöl'ü de davet ediyorum. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin, oy verin, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz, sevgili Eskişehirliler, şu pankartlarınızı ve bayraklarınızı lütfen aşağı indirir misiniz? Rica ediyorum, bütün pankartları ve bayrakları aşağı indirin. Hakka, hukuka ve ekonomiye, barışa, adalete, özgürlüğe, demokrasiye, layıklığa ve cumhuriyete zulmeden malum zihniyeti alkışlar mısınız? Milletçe alkışlıyoruz. Gelin, oy verin, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlarcasına, camlarından, balkonlarından, teraslarından, bütün Eskişehir milletçe alkışlıyoruz. İktidara yürüyoruz. Daha, 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 daha. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin, oy verin, gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarımızla birlikte selamlıyor sizleri. Yaşanacak bir Türkiye geliyor, gelin oy verin diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe CHP. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor, gelin oynayın diyoruz. Sosyal demokrat lider, eşitlikten yana, akça paylaşımdan yana, yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyor sizlere. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Eskişehir'in selamını Ankara'ya götürüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hoşçakalın sevgili Eskişehirliler. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşçakalın diyor sizlere. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Yolun açık olsun diyor Eskişehir.